geçti ahir ömrün. Bir bir günleri saydın, zaman bitti nafile. Cümle alem tanıktır, bu can tende konuktur. Şimdi vardın menzile. Hak yolunda erdem yol alan, rahmet ümit eder hasadını. Emri hak bir gün vaki olmadan, dön de seyret kendi hayatını. Kedi deryayı geçsen, en ücralara kaçsan, ecel bulur nafile. Sayılır gündür geçer, vakit gelir can uçar, nail olursun menzile. Hak yolunda erdem yol alan, emri hak bir gün vaki olmadan, dön de seyret kendi hayatını. Dön de seyret kendi hayatını. 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 Çabuk defol git, çabuk lan! Hiç gözünün yaşına bakmadan doğrarım çocuğu. Bırak oğlum, oğlum, evladım. Bırak, bırak, gidiyorum bak. Tamam, senden bir şey istediğim yok. Tek evladımı ver bana. Şu haline bak lan. Heh, sen de çocuk besleyecek hal mi var lan? Çöplükten çıkmış gibisin. Çocuk burada rahat. Dayıyorum hapı, bir iki işte çevirdi mi, yemeğini yiyor, rahat rahat uyuyor döşeğinde. Alacaksın da ne olacak, he? Bu kadar yıl yüzünü görmedin de ne oldu? He? Ali evladım. Bırak, ne olur bırak oğlumu. Hadi bunu bıraktın. He? Ya bunlar ne olacak? He? Onları da mı besleyeceksin lan? He? Gerekirse onu da yaparım. Yeter ki senin elinden kurtulsunlar. Al çekerim. Bırak çocuğumu. Sana göre hava hoş. He? Buradan çıktın mı? Soluğu poliste alırsın. Değil mi? He? He? Bu ne lan? He? Hı? İspiyonladın mı lan bizi? Al onu! Yürü hadi, hadi! Hadi! Teyze, teyzeciğim iyi misin? Bana bir kerecik anneciğim de oğlum. Bir kerecik. Anneciğim. Yavrularım! Yardım edin! Evet Ali! Yok! Koş! Gel! Öldürürüm lan ikinizi! İsmail'in katili de sıçrına! Buyur kızım, bir şey misin? Anneciğim! Oğlum! Ali! Artık hiç ayrılmayacağız! Hiç bırakmayacağım seni! Ali! Neredesin oğlum? Ali! Nereye gittin oğlum? Neredesin? Burası... Burası da neresi? Zamanın üç boyutunun da görünebildiği bir yer. Zamanın üç boyutu mu? O ne ki? Kusura bakmayın, bana oğlum Ali lazım. Zamanın farklı boyutunda Ali seni bulamaz. Nasıl olur? Az önce beraberdim. Yıllar sonra onu buldum derken karşıma siz çıktınız. Aniden karşınıza çıkma sayılmaz. Sürekli sizinle beraber olan biriyim desem? Allah Allah! Nasıl olur? Ben sizi ilk defa görüyorum ve sizi hatırlamıyorum. Sahi siz kimsiniz? Geçmişi, olanı ve geleceği yansıtan bir ayna. Bir vicdan aynası. Burasıysa ferah kapısı. Bir ekim dikim alanı kurulmuş. Mazi denen bu zaman diliminde
İnsanlar bir şeyler ekip duruyorlar. Sonra burada harman yeri kuruluyor. Hasat öne dökülüyor. Yoksa burası ve ben... Evet. Siz hasat zamanındasınız. Yani ikinci dilimdesiniz. Şimdi yani ben yoksa öldüm mü? Ölmek bir uykudan uyanma vakti. Ve sen artık uyandın. Olmaz. Ölmüş olamam. Çocuklarımı bir kere daha bir başlarına bırakamam. Adın ne senin? Ahmet Sarp. Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. Senin? İsmail İncekara. 12 yaşındayım. 12 yaşındasın. Edirne Kapı'dan geldim. Evet. Sen? Recep. Recep. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Soyadımı bilmiyorum. Eskişehir'den geldim. Eskişehir'den geldim. Soyadını bilmiyorsun. Tamam. Polis bey. Peki. Kimseye bir şey olmadı durun değil lütfen. Mi? Tamam. Lütfen hanımefendi. Aman ne olur giremez. Lütfen. Tamam efendim. Ali. Oğlum. Ali'yi tanıyorsunuz değil mi evladım? Heh. Ali nerede? Ali. Macide. Ali. Eli. Ali. Eli. Ali. Macide. 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 Fatma Bey'de kurtaramadılar. Kızım. Oğlum. O senin anneydi yavrum. O senin anneydi. Ölmediler. Dayanamam sizi bir damla gözyaşınıza dayanamam. Ben buradayım. Ölmedim. Öldüm yoksa. Onu bulduğumuzda çoktan ölmüştüm. Ölmedim ben. Ben ölmedim. Ölmedim. Hayır buradayım. Ölmedim ben. Macide! Kızım, oğlum. Hayır, sizi bırakmak istemiyorum. Ne olur bana bir fırsat daha ver. Ben bir anneyim. İçim yandı durdu evlatlarım için. Tam bulmuşken. Bulmak evet. Ama kaybetme endişesi neden? Şartlar zorladı kaybettin. Sonra buldum dedin. Ama alemler değişti. İnsan için dünyada hiçbir şey kalıcı değil. Herkes göçmek için uğrar dünyaya. Ne buldun ne kaybettin. Dünya için ikisi de fani. Esas kaybetmek burada olandır. Peki ben evlatlarımla burada buluşabilecek miyim? O ameller dökülüp ortaya konulunca olacak. Nasıl yani? İnsanlar birbirlerinde hakları veya kusurları varsa... İlk buluşma olacak. Ve tabii bu an çok çetindir. Çünkü veli evladından, insan dostundan, kısacası her insan diğerlerinden kaçar durur. Ne kardeş kardeşi görür, ne de ana baba evladı. İnsan evladından nasıl kaçar? Evladına yapması gerekenleri yapmayınca kaçar. Öğretmesi gerekeni öğretmeyince kaçar. Evladına karşı Allah hakkını çiğnemişse kaçar. Bu kaçış nereye kadar? Buluşup hakların hesabı görülene kadar. Desene, hesap çetin, yol uzun, geçitler dar, derin sular, azgın ırmaklar var. Yol çetin ama yardımcısı Allah olan için bir lahzada aşılacak minik bir engeldir. Ben eskiden bu gördüğünüz halde değildim. Şimdi burada böyle olmaktan utanıyorum. Benim de bir evim, mutlu bir ailem vardı. Hep böyle olacağını düşünüyordum. Dön de seyret kendi hayatını. Fatma, ben tarlaya gidiyorum. Bugün erken başlayacağız. Geceye kadar da çalışacağız, haberin ola. Tamam İsmail. Ben öğleye yemek getiririm sana, çocukları da yanıma katıp. Yorulmayaydım Fatma. Yorulma. Sen merak etme. Hadi Allah'a emanet. Halit dede, ne oldu? Bir derdin mi var? Oğlum, İsmail. Ne oldu? Gel otur Halit dede. Eksik olma kızım. Ben size bir şey soracaktım.
Şehre gitmem lazım benim. Artık bu bacağımın ağrısına dayanamıyorum. Elimde avucumda da yok. Evde yiyecek lokma da yok. Mümkünse bana biraz yardım etseniz. Çok utanıyorum. Böyle dilenci gibi. Halit dedem, o ne biçim söz? Biz ne güne duruyoruz burada? Komşuluk ne için? Gel bundan sonra yemeklerini burada ye. Nasıl olsa kazan kaynıyor. Ama paramız yok ki Halit dede. Çok yokluktayız biz de. Ne yapsak bilmiyorum ki. Hadi gel şimdi içeri. İki lokma bir şeyler ye. Allah elbet bir yol gösterir. Gel. Amma yoruldum be. Canım çıktı. Böyle çalışılmaz ki ya. Daha öyle vakti bile olmadı Hilmi. Bak Kahya görürse. Aman be. Görürse görsün. Zaten ha kaç gündür surat yapıyor. Aa da haklı. Adamın mahsulü kavruldu gitti. Ben olsam benim de içim parçalanırdı. Ulan İsmail. Ne o? Cennete gitmeyi kafaya koydun galiba ha? O ne biçim laf şimdi? Ben insanlığımı yapayım da. Ötesini Allah bilir. İyi iyi. Sen çalış daha ağa için. Hatta sen sabahla eve gitmeyip. Gel canım. Fatma'ya da anlatırsın artık. Ben sabaha kadar Mehmet Ali ağa için bedava çalışıyorum dersin. Hoş geldin Fatma. Hoş bulduk. Ara mı verdiniz? Verdik ya. Gel bakayım babasının oğlu. Kızım ne yapıyormuş benim? Hah dur ben açayım. İyi miymiş? Buyur Hilmi. Sağ ol Fatma. Ne oldu? Su meselesini çözdünüz mü? Yok be Fatma çözemedik. Yetişin! Yetişin! İmdat bebem ölüyor yetişin! Ne olur yetişin. Tut Elif'i İsmail. Bebem ölüyor. Yetişin! Yetişin bebem ölüyor. Ne olur yardım edin. Öylece duruyordu kucağımda. Sonra bir baktım nefes alamıyor. Öyle duruyordu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak. Allah senden razı olsun Fatma. Allah ne muradın varsa versin. Allah senden de razı olsun Filiz. Ben çocukların yanına döneyim. Dur Fatma. Sana bir hediyem olsun. Al bunu çocuklarına bir şey alırsın ne olursun. Sen bana çocuğumu geri verdin. Olmaz Filiz. Allah yardım etti de çocuğunu sana bağışladı. Yoksa ben bir başıma ne yapabilirim ki? Koş şimdi o parayı cebine. Çocuğun için gider bir garibe yardım edersin. Sen yardım edersin Fatma. Al bu parayı ne olur kırma beni. Ne o? Fatma para mı aldı Filiz'den? Galiba baksana Filiz biriktirdiğini ona uzattı. Fatma çok para gözü olmuş demek. Eskiden insan kızdı ama yokluktan böyle oldu herhalde. Bak demedim mi ben Allah bir yol gösterir diye? Allah razı olsun kızım. Senden de. Sağ olasın. İsmail, bugün tarladan dönerken aklıma bir şey geldi. Söyle bakayım, o güzel aklına ne geldi? Bizim Recep amcaların evi var ya, oraya kadar gelme. Sizin tarlaya şöyle 100 adım falan doğru geri gel. Orada büyük kocaman bir karınca yuvası var. Karıncanın olduğu yerde su bol olurmuş. Karıncalar suyun olduğu yere giderlermiş. Her geliş gidişimde bakıyorum, orada karınca çoktur. Bir kazsan diyorum. Girebildiğin kadar yerin altına doğru insen. Orada su olabilir diyorsun. He ya olabilir. Vallahi aklında 1000 yaşa Fatma. Yarın sabah ilk işim oraya bakmak olacak. Yalnız bir şartım var. Oradaki karıncaların birine bile zarar vermeyeceksin. Git çevrelerini kaz. Sakın ola ki hayvancıkların yuvasını bozma. Thank you.
buldum. Su buldum. Ağam, Mehmet Ali ağam buradaymış. Yanı başımızda. Mahsuller kavrulmayacak. Su buldum. Burada, yanımızda. Dur be. Bu ne heyecan İsmail? Suyu bulduk be Hilmi. Ağa'ya haber vereyim de rahatlasın adamcağız. Üzüldüğün adama bak İsmail. Koskoca ağa. Ona koyar mı mahsulün kavrulmasını ha? Beni şaşırtıyorsun Hilmi. Demek yeri değil Fatma sana... Ne Fatması? Bir şey mi diyor Fatma benim hakkımda ha? Seni de bana karşı kışkırtan o demek. Oğlum bak, karın ama kadının en iyisinde bile bir yılanlık vardır. Bu dediğini duymamış olayım Hilmi. Bak Hilmi günaha giriyorsun çok. Biz buradan ekmek yiyoruz. Ne oluyor İsmail? Su bulduk. Yanı başımızda. Ne diyorsun Hilmi? Nerede, nasıl? Şey, onu İsmail daha iyi bilir. Anlat İsmail. Şurada ağam. Hemen tarlanın bitişinde. Helal olsun be. Hay maşallah. Hay maşallah be. Doğruymuş ha. Senin hanımın aklı var ya. 40 erkeğin aklına bedel vallahi ya. İsmail, bundan böyle sen ırgatlık yapmayacaksın. Kahya seni yanına alsın yetiştirsin. Yarın sabah da erkenden gel seni şehre göndereceğim. Yeni traktörler almaya. Bundan böyle sen hep benim yanımda olacaksın. Aferin oğlum sana. Helal olsun İsmail be. Hay şu güzelliğe bak maşallah ya. Hadi bir an önce git de geç kalma. Bu ne İsmail? Yanımda çok para taşıyacağım Fatma. Bir emniyetim olsun istedim. Yapma İsmail. Bir kaza çıkar elinden Allah esirgesin. Sen gönlünü ferah tut. Selamun aleyküm İsmail. Hayırlı sabahlar. Aleyküm selam İlmi. Ne o? Erkencisin bu sabah. Ne oldu İlmi? Ağanın sana kaç para vereceğini biliyor musun? İki traktör parası. Niye ki? Oğlum vallahi billahi helal olsun sana. Bana bak İsmail. İki traktör parasını sen 50 sene her gün tarlada çalışsan bir araya getiremezsin. Getiremem tabii. Çok para o. Bak şimdi İsmail iyi dinle. Teklifim ciddi. Sen o paraları alır gidersin şehre. Kemal abiyi atlatırsın. Ya da onu düşünme sen. Ben onun icabına bakarım. Fatma'yı alıp gelirim senin yanına. Oğlum aklını kullan. Böyle fırsat geçmez hele. Ben hırsız değilim. Nankör de değilim İlmi. Nerede kaldı bu oğlan? İşte geliyor. Affet beni ağam. Şey, evde bir aksilik çıktı da o yüzden. Bir daha olmaz ağam, söz. İyi. Hadi bakalım öyle olsun. Gel buraya. Bir daha evde sorun falan anlamam. Sonra ırgatlığa dönersin. Bu da emanetin. Senin için bir sınav olacak İsmail, unutma. Unutmam ağam. Hadi bakalım. Şimdi Kemal abinden adresi al. Makine yanında mı? Tamam. Yanımda Kemal abi. Şimdi tamam. Beni iyi dinle. Söyleyeceklerimi kafana iyice yaz. Hükümet meydanındayım. Yine mi sen? Ne istiyorsun İlmi? Şu çantayı. Bana bak İlmi. Ne laftan anlamaz adamsın sen. İnan böyle salak olmaktan daha iyidir İsmail. Hilmi, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Çekil önümden. Oğlum İsmail, ağaya koyar mı lan bu kadar para? He? Ne olacak o parayı bana versen?
Ben bir çöp bile almam kimseden İlmi. Bu işlerin hesabı var. Burayla bitmiyor. Öteki tarafta da sen bana bir kıyak yaparsın. Baksana bu iyilikle senin yerin cennet. Ne o? Acele ediyorsun. Bir yere mi yetişeceksin? İlmi, bak. Polise A'ya falan haber vermeden çekil önümden. Fatma diyordu da inanmıyordum. Ne diyordu lan Fatma ha? Senin o karın var ya çok biliyor lan. Ona da öğreten çıkar mıydı? Çekil İlmi. Ver lan. Ver şunu. İlmi ne yapıyorsun? Ben Fatma'yla evlenmeden evvel onu ben istetmiştim İsmail. Ne diyorsun sen İlmi? Anam gitti anasından istedi Fatma'yı. Sen daha köye gelmemiştin o vakit. Fatma bana varmadı. Şerefimi, gururumu beş paralık etti lan. Karınla öteki tarafta buluşursun İsmail. Onun da fazla dayanacağını sanmam. Aşağılık pislik. Şimdi de senin gururun kırılsın. Rezil olmak neymiş gör. Benim oğlum büyüyecek de okullara gidecek. Asker olacak. Babası kadar olacak. Canım benim. Hayırdır inşallah. Hilmi ne oldu? Fatma çok kötü şeyler oldu. İsmail. Yolda birileri önünü kesmiş. Aman Allah'ım. Dur dur sakin ol. Nerede Hilmi? Kocam nerede? Bir şey olmuş mu? Şurada tepenin üstünde bir yerlerdeymiş. Olamaz. Koş oğlum koş. Aman Allah'ım. Koş. Koş canım. Bir çık canım merdivenleri. Çık. Hah, aferin. Gel çocuğum. Gel canım. Tamam canım. Tamam. Geldim. Fatma bu ne hal? Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Macide, Ali'mi sana emanet ediyorum. Ona iyi bak. Ama... İsmail'im! Bırakma beni! Evlatlarını bırak! Ben sensiz ne yaparım? Bakın, kocasının cesedinin başında. Yazık, zavallı İsmail. Ben kavgalarına şahidim. Paralarını getir, bana verdin. İsmail, ben hırsız değilim diye bağırdı. Kavga etmeye başladı. Fatma seni öldürürüm diye tehdit etti. Duydum. Silahı karnına doğru doğrulttu İsmail'i. İşte. Geç kaldıydı bugün. Neden diye sordum da evde bir sorun çıktı dedi. İsmail. Onu kocanı öldürmeden evvel düşünecektin. Ne diyorsun sen İlmi? Böyle mahvolmuş kadın rol yapmakla olmaz bu iş. Kocanı öldürürken düşünecektin bunları. Seni yılan,
Seni yalancı, seni alçak. Sen haber vermedin mi bana? Bırakın. Yalan. Hakkında suçlama var. Bu sonuçlanana kadar tutuklusun. Yavrum. Bırak. Yavrum. Bebeği, bebeğim. Ya, yürü. Delil bulundu komutanım. Çanta da burada. Bunu da götürün merkeze. Sonra da toparlanın. İşimiz bu kadar. Deliller tamamlandı. Geç. Bin hadi. Benimle uğraşırsanız böyle olur işte. Koş 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 koş. Macide. Bayılmış mı? Allah'ım, sabrım kalmadı. Gücüm kalmadı Allah'ım. Çocuklarımın hasretine dayanamıyorum. Dayanamıyorum. İğne yapmama bile gerek yok. İyisin, bırakma kendini ya. Bir şeyin yok diyorum sana. Bana da mı inanmıyorsun? İğne yapın bana. İğneye gerek kalmadı çünkü düşmüş ateş. Çıkarın beni buradan. Şimdi geleceğim, bekle. Su. Su verin bana. Allah'ım affet beni. Kendimi öldürmeye çalıştım ama kurtardılar. Allah sana yardım etti. Yoksa sana emanet edilen cana kastederek ağır bir cinayet işlemiş olacaktın. Orası öyle ama artık dayanamıyorum. Kendimin, gücümün, kuvvetimin, velhasıl her şeyimin bittiğini düşünüyordum. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Ayrıca olup bitenler de boşa akıp gitmez. Ağır baskı altındaydım. Gerçi sonra anladım. O yükü kaldıracak güç ve kuvveti Allah bana vermiş. Fakat o sırada için için beni kemiren bir şey vardı. Niye benim başıma bunlar geliyor diye. Ve subhanallah. Bu ne ilahi rahmet. Bu ne vefadır. Peki sebebini merak ediyor musun? Evet. Bunlar kuyu kazılırken sahip çıktığın karıncalar, binlerce dille hakkı tesbih eden, var olmanın hamdini avaz avaz ilan eden varlıklar. Zikirleri, tesbihleri devam etti senin uyarılarınla. İnsanlar el uzatmadılar, vebale girmediler sayende. Büyük buluşmada kendilerine takdir edilen ağırlıkça sana kol kanat oluyorlar. Küçücük karıncaların hayat hakkına saygılı olmak bu kadar büyük mü? Burada hak haktır. Büyüğü küçüğü olmaz. Allah rızası için yapılan bir gramlık iş, tonlarla bu rızadan uzak işlerden daha ağır tutar. İnsan olarak hayatta ip peşin olan ücrete daha yakın oluyoruz. Hayat her şeyiyle bir imtihandır. Bolluk da, darlık da bir denemedir. İnsan bütün bu cendereleri geçe geçe arınır, saflaşır
ve ötelerin güzelliklerine hazır hale gelir. Sıkıntı anları sanki uzuyor, hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor insana. Sıkıntı anları sabredilince sonsuz bir hayat kazandırır. Aslında uzun olması bu yönüyledir. Aslında bunları düşünmeye çalıştım. Ne bileyim, tam hakkını veremedim herhalde. Aldanıp boşa düştüklerim oldu. Allah insanlara özel nimetler verebilir. Bu ise bazı ham ruhlar için kıskançlık sebebidir. Bir de nimet sahibi kişi bu durumu yeterince gizleyemezse. İmtihan kaçınılmaz oluyor, değil mi? Evet. Yolun sonu Mısır'a, sultanlığa bile çıksa, yollar kuyulardan geçiyor. Kuyuya düşünce de intihar etmeye kalkışanın hali ne oluyor? İntihar etseydin ebedi kuyunun içinde kalırdın. Fakat Allah lütfetti, seni kurtardı. Evet, o intihar olayından sonra da Allah'ın kudretini daha da derinden hissetmeye başlamıştım. Allah kurtarsın. Sağ ol. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Sağ ol. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Sağ ol. Allah kurtarsın kardeşim. Sağ ol. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Hiç oraya bakma. Allah kurtarsın. Orası dolu. Allah. Benim yerim. Allah Allah. Hale bak. Dolu orası, benim yerim. Gel bakayım buraya sen. Buyur abla. Geç burada yat sen. Ama sen nerede yatacaksın abla? Ben kıvrılırım şurada. Olmaz öyle şey. Sen yerde mi yatacaksın yani? Alışığım ben. Geç yat sen. Ama... Uzatma hadi. İki canlısın şimdi, öyle yerlerde falan yatamazsın. Allah senden razı olsun abla. Geç. Yavaş. Tamam. 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 Rahat et, rahat et. Fotoğraf. Allah kurtarsın. Sağ ol, seni de. Kızım, yavrum, açıklanıyor. Elif, Elif ne oldu sana? Fatma abla, Fatma abla, Elif'le bir şey oldu. Elif'im, yavrum. Elif, Allah seni annene bağışladı. Allah'ım, sana şükürler olsun ya Rabbim. Emine, tanımadın mı beni? Fatma, İsmail'in karısı. İsmail'in katili desene şuna. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Aa, Fatma değil mi bu? Ne yüzle gelmiş buraya? Devlet böylelerini niye affeder anlamam ki. Ama... Gelme, yaklaşma, uzak dur bizden. Hadi yürüyün. Ama... Nasıl
Oğlum. Güzel oğlum, gel seveyim. Kimin çocuğusun sen bakayım? Benim de senin gibi bir kızım var. Adı Elif. O da senin gibi çok güzel. Canım benim. Bırak. Bırak onu. Dokunma ona. Ayşe, sen miydin? Senin mi bu maşallah Ayşe? Allah bağışlasın. Amin. Ama bir daha dokunma ona. Ama niye Ayşe? Neden? Ne yaptım ben size? Yavrularımı geri istemekten başka suçum ne benim? Nankörsün sen. Nankörlük ettin. Kendi kocanın başını yedin. O yetmedi, size her şeyini aşan ağayı öldürdün. Bu köyde durma Fatma. Herkes senden nefret ediyor. Bırak git bu köyü, git. Ayşe, canım kardeşim. Ben masumum. Ben bir şey yapmadım. Kimseyi öldürmedim. Öyleyse niye hapse attılar seni? Niye ceza verdiler? Çünkü sizi kandıran her kimse mahkemeyi yanılttı. Bana iftira attılar. Ayşe, masumum ben. Yavrularımı bile aldılar elimden. Bitirdiler beni Ayşe. Ben anlamam. Bu köydeki kimse de anlamaz. Suçsuzsan bunu ispat etmen lazım. Demek ki suçlusun işte, suçlusun. Yürü oğlum. Bari çocuklarımın nerede olduğunu söyleyin bana. Biliyorsanız bunu söyleyin hiç değilse. Ne olur, yalvarırım. Alo, Hilmi abi. Nasılsın abi? Ben de iyiyim Hilmi abi, sağ ol. Bir haberim var sana. Fatma, İsmail'in karısı. Çıkmış abi, köye geldi. Ama buralarda duramaz. Belli ki İstanbul'a gelecek. Tamam abi. Ben nereye geleceğini öğrenip haber veririm sana. Ben bir şey yapmadım. Suçsuzum ben. Fatma. Vur Filiz. Bir tane de sen vur. Fatma. Fatma, ben sana inanıyorum. Sen suçsuzsun. Senin gibi iyi bir insan bu kadar kötülüğü yapmış olamaz. Allah senden razı olsun Filiz. Sağ ol. Al. Burada Macide ablanın adresi var. Sahi mi? Ben de sana onu soracaktım. Şehre taşındı diye duydum. Alim'i bir kere bile getirmedi bana görüşe. Bir bildiği vardır herhalde Fatma. Bir de... Bir de ne? Elif'i İstanbul'da bir yetiştirme yurduna vermişler. Onun da adresi var kağıtta. Ben de kimseye görünmeden geri döneyim. Seninle konuştuğumu görürlerse zehir ederler bana hayatı. Sağ ol Filiz. Allah senden razı olsun. Sen benim oğlumun hayatını kurtardın Fatma. Ben senin için canımı versem az. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun Fatma. Size yalvarıyorum müdür bey. Lütfen söyleyin kızımın nerede olduğunu. Hanımefendi, bu mümkün değil. İmkanı yok. Ama ben kızımı geri istiyorum. Kızımı benden habersiz getirmişler size. Ona bakabilirim. Onu size vermeyi ben istemedim. Bir çeşit hırsızlık yapılmış. Ben kızımı geri istiyorum. Bu benim en doğal hakkım. Artık yapabilecek bir şey yok hanımefendi. Olayın üzerinden seneler geçti. Size kızınızın yerini söylememe imkan yok. Macide'ye mi baktın kızım? Evet teyze. Yok mu Macide? Onlar gitti. Kocasının bir işi mi varmış neymiş başka bir şehirde? 3 ay yok onlar. 3 ay sonra ancak gelirler. 3 ay mı? 3 ay ne yaparım ben? 3 ay ne demek kızım? Ömür geçiyor ömür. Sabret. 3 ay da geçer. Evlat hasretiyle geçen 3 saat bile nasıl kavurur insanın yüreğini bilir misin sen teyze? Bu mağaza 3 katlı. Her sabah ve her akşam baştan aşağı temizlenecek. Hı hı. Her katta tuvaletler var. Tuvaletler her daim temiz tutulacak. Hı hı.
Ayrıca vitrin camlarının temizliğinden de sen sorumlu tutulacaksın. Hiç merak etmeyin. Her zaman pırıl pırıl olacak. İnşallah bakalım. Hep öyle derler ama... Yalnız sabahları erken gelmen gerekecek. Uzakta oturmuyorsun inşallah. Ben aslında şu anda hiçbir yerde oturmuyorum. Nasıl yani? Yani cezaevinden yeni çıktım. Bu işe başladığımda evde tutacağım inşallah. Cezaevinden yeni mi çıktın? Ama olmadı ki şimdi. Ne olmadı? Bunu daha önce söylemeliydin. Seni işe alamayız. Ama neden? Alamayız bacım, alamayız. Mağazamız prensip olarak eski hükümlüleri çalıştırmıyor. Hadi bakın. Ama ben suçsuzdum. Yani işlemediğim bir suç yüzünden girmiştim ben hapse. Eminim öyledir. Hadi bakalım. İyi günler. Güzelim, baksana bir dakika. Efendim? Çalışıyor musun? Anlamadım. Çalışıyor musun diyorum. Yok, işsizim. İşe ihtiyacım var. Ne güzel. Gel o zaman bize gidelim. Birlikte çalışırız. Nasıl yani? Sen daha iyi bilirsin nasıl olduğunu güzelim. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Hadi vur, vur oğlum. Hop, tuttum. Hadi, şimdi ben vuruyorum. Sen tut bakalım. Hop. Dur baba. Ben olurum baba. Hadi oğlum, getir topu. Hadi Tolga, oyalanma oğlum. Sen de nereden çıktın? Gel oğlum, gel. Al topunu. Hadi oğlum. Oğlum gelsene. Tamam, sen gelmezsen ben gelirim. Al. Aman da ne tatlıymış. Tolga. Tolga oğlum. Aman da ne tatlı şeymiş Tolga, bu böyle. Dur hanım, bırak çocuğumu. Bırak. Yardım edin. Yardım edin. Oğlumu kaçırıyorlar. Kimse yok mu? Kaçıyor. Yakalayın şunu. Oğlum. Hadi Görke'ye geçin bakayım. Kızım. Kızım dur gitme. Kızım gel. Senin derdin nedir söylesene. Günlerdir gelip gidip ağlıyorsun buralarda. Bana çocuğumun yerini söylemiyorlar teyze. Başkasına vermişler. Kime verdiklerini söylemiyorlar. Kim senin çocuğun? Elif. Şu anda 7 yaşında. Ben cezaevindeydim. Ama bak yemin ederim suçsuz yere girmiştim. Ama neyse. Ben içeri düşünce çocuğumu buraya getirmişler. Benim öldüğümü söylemişler. Babası zaten öldü. Öldüğünü mü söylemişler? Evet. O yüzden alamıyorum çocuğumu geri. Senin çocuğunu zengin bir aileye verdiler. Ne? Kime verdiler? O kadarını bilemem ama olayı hatırladım şimdi.
Verdikleri ailenin adresini bilmiyorum. Ama yaşadıkları mahalleyi biliyorum. Dur bekle de ben sana yazıp getireyim. Tamam mı? Bu koca yerde nasıl bulurum kızımı? Nasıl yaparım? Karnını nasıl aldım? Allah'ım sabır ver. Bakar mısınız? Kimse yok mu? Allah beni affet. Çok açım. Çocuklarım için yaşamam gerek. Buyur kızım, bir şey mi istedin? Bisküvilerini düşürdün kızım. Almayacak mısın? Bitkin bir halin var kızım. Otur istersen biraz. Bunlarla karın doymaz kızım. Gel. Ben sana ekmek arasına bir şeyler yapayım. Ama benim param yok amca. Belli oluyor kızım. Yoksa senin gibi temiz yüzlü bir insan niye bir iki paket bisküviye tenezzül etsin? Belli ki zor durumda kalmışsın. Çok ama çok utanıyorum amca, özür dilerim. Şimdi sen söyle bakalım. Peynir ekmek istiyor musun, istemiyor musun? Demek kızını da kime verdiklerini söylemediler. Bu gencecik yaşta amma zor şeyler yaşamışsın be Fatma. Allah sabır versin. Amin Harun amca, cümlemize. Peki ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? Bilmiyorum. Bir iş bulup çalışacağım. Oğlumu ve kızımı bulmam lazım. Onları bulana kadar böyle. Baksana ne diyeceğim Fatma. Burada benim yanımda çalışsana. Hı? Sana verecek bir evim yok ama... Yani zoruna gitmezse şurada bir köşede kıvrılıp yatarsın ha. Sonra ben artık yaşlandım. Servise çıkamıyorum. Sabah akşam ekmek, gazete filan da götürüp getirirsin mahalleliye ha. Ondan sonra da bana yardım edersin. Ne dersin kızım? Tamam. Hiç hayal bile edemeyeceğim bir işi yaptım. Açıkçası hırsızlık yaptım. Nefis sürekli kötülüğü emreder. Bu konudaki ısrarı bitmez tükenmez. Hep bir zayıf an yoklar insanın ayağını kaydırmak için. Gerçi çok açtım. Ölecek haldeydim. Çaresiz kalana helal olabilir diye düşündüm. Sonra çalışır geri öderim diye geçirdim içimden. O hakkı ödeyemeden ölsen ne olurdu? Ayrıca zaruret halindeki mahsurların kalkması malın miktarınca olur. Yani açlıktan ölme noktasına gelenler için öldürmeyen miktar iki bisküvi ise o kadardır. Üçüncüsü yine ateş olur döner insana. Gerçi şükür hamdolsun Allah'ıma. Beni harama bulaştırmadı. Bakkal Harun amca basiretli davrandı. Allah sana lütfetti. Seni korudu. Çünkü haram bir kere bulaştı mı, temizlenmesi çok zor bir kir bırakır insanda. Hele hele ar damarını çatlatırsa, tuzlu su içmek gibi olur. Yandıkça içer, içtikçe yanar. Tam bir ateş ehli olur insan. Çok şükür Rabbime beni korudu. Hırsız olabileceğim kapı bana hoş bir sığınak oldu. Buyurun. İyi günler hanımefendi. Adım Fatma. Harun Bakkal'ın yeni çırağıyım. Ekmek lazım mı? Ya da başka bir şey. Ekmek lazımsa hemen vereyim. Tazecik. İyi ya, ver bakalım bir ekmek. Bir arada yarım kilo beyaz peynir getir bana. Kim geldi anne? Fatma, peynir diyorum. Beyaz peynir. Tabii hanımefendi. Gir kızım. Tamam anne. Süt. Bu da gazete.
Hadi bakalım Fatma, üstü kalsın. Teşekkür ederim Suna Hanım. Gel bakayım. Korkma canım. Al bakalım bu senin. Tamam mı? He? Hani geçen sefer getirememiştim. Bu senin kamyonun. Dur, sana da bebek vereceğim. İşte bu da senin bebeğin. Oynayın bakalım güzel güzel. Hadi. Çok güzel. Canlarım benim. Elif'im, Ali'm, siz nerelerdesiniz acaba? Canım yavrularım benim, nerelerdesiniz? Ne zaman bitecek bu hasret? Hadi bakalım. Şşt. Hadi bakalım, siz gidin de manavın kafasını şişirin. Hadi bakayım, hadi. Ama böyle olmuyor ki kızım. Ne olmuyor Harun amca? E kızım, sen çocuklarının hasretini biraz unutasın diye ben sana iş üstüne iş veriyorum. Sen ilk çocuk gördüğünde başlıyorsun ağlamaya. Harun amca, düşün ki her saniye hiç durmadan etimden et çekiyorlar. Çekip çekip koparıyorlar. Sanki canımı yerinden söküyorlar. Hiç durmadan, her an. Evlat hasreti böyle bir şey işte. Ben nasıl unutabilirim ki onları? Aman be kızım. Beni de ağlatacaksın sokağın ortasında koskoca adamı. Bulacağız inşallah çocuklarını. Ama biraz sakin ol. Bu kadar kopma hayatta. Tamam mı? Siparişler var Mutlu sitesine. Yeni birileri taşınmış. Tamam, ver götüreyim hemen. 4 numara. 4. Ne oldu Fatma? Ha, korkuttun mu? Hilmi, senin ne işin var buralarda? Bırak kolumu. Asıl sen bu işin peşini bırak. Çocuklarını aramakla bulamazsın. Bir sürü insanı rahatsız ediyorsun, ha? Bak sonunda işin ucu bana kadar dokunuyor. He? Bırak git buralarda. Bırak. Ne oluyor be? Ne oluyor? Zaten bütün hayatımı mahvettin. Hala tehdit mi ediyorsun beni? Asıl sen git. Fatma. Sen git. Fatma kızım. Kızım ne oluyor? Şimdi gidiyorum. Peşini bırakmayacağım, bunu bilesin. Kimdi o adam? Yok, yok bir şey Harun amca. Önemli değil. Gerçekten serserinin teki. Tamam, tamam korkma sen. Ben burada oldukça kimse sana bir şey yapamaz. Allah senden razı olsun Harun amca. Tüm ümitlerim tükenmek üzereyken karşıma çıktın. Allah senden razı olsun. Amin, amin cümlemizden kızım. Hadi şimdi korkmadan götür siparişleri. Hadi kızım, hadi. Buyurun. Annen evde mi kızım? Sipariş getirdim. Evde. Anne, bir kadın geldi. Elinde sepeti var. Geliyorum. Yeni taşınmışsınız kızım. Öyle mi? Adı ne senin? Elif. Elif mi? Elif. Elif. Kızım, canım. Sensin. Kızımsın sen benim. Aa, ne oluyor ayol? Ben şey, Elif'miş adı. Çok tatlı bir kızınız var maşallah. Allah bağışlasın. Amin de. Ne oluyoruz yani böyle şapur şupur? Ben şey, çok sevimli de biraz seveyim dedim. Sevdin, yeter. Elif? Aa, yeter ama. Deli midir nedir bu? Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun. Buldum kızımı. Aa, siparişler. Siparişleriniz vardı. Açın kapıyı. İstemiyorum ben bir şey. Git, git buradan. Elif, kızım. Buldum seni sonunda. Allah'ım, sana şükürler olsun ya Rabbim. Bana kızımı buldurdun. Şimdi de onu bana bağışla ya Rabbim. Thank you.
Görüşürüz anne. Görüşürüz yavrum. Elif, kızım, canım yavrum benim. Nasıl da yakışmış önlük benim kızıma. Ne de güzel bir kız olmuş. Canım benim. Elif, Elif, Elif. Tanıdın mı beni kızım? Hani bir akşam size gelmiştim. Gel, gel, gel. Annene götüreceğim seni. Korkma, 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 gel. Korkma kızım. Kızımı bulmuştum. Yılların özlemi bitmişti. Bu sevinçle kaçırdım yavrumu. Peki ona velilik yapan hanıma durumu niye anlatmadın? Nasıl anlatabilirdim? Belli ki kızımı sahiplenmiş. Vermek istemezdi. Ama seninki sadece bir zan. Ayrıca tıbbi yollarla da, hukuki yollarla da ispatı mümkündü. Bir de o insan kızına sahip çıkmış, onu yedirmiş, giydirmiş, ihtiyacını görmüştü. Beni görünce pek memnun olmamıştı. Derdimi dinlemezdi herhalde. Hangi insan böylesine önemli iddialar duysa irkilmez ki? Tepki vermesi normal, olağan değil midir? Evladımı kaybederim endişesi ağır basıyordu. Annelik şefkati işte. Bunları düşünemedim. Şefkat güzeldir. Ama basiretle olunca manalıdır. Şimdi o hanım içinde bir hak söz konusu mu? Burada zerre ağırlığınca iyilik de kötülük de tartıya girer. Annesi benim nasıl olsa diye bunları hesap edemedim. Annelik senin hakkın. Ama bilgilendirilmek de o hanımın hakkıydı. Gerçek ortaya çıkınca diretirse sorumluluk ona geçerdi. Ama sen bir zanla o hanıma eziyet ettin. Peki sonra ne oldu? Elif'ime kavuşmuştum. Sıra Alim'i bulmaya gelmişti. Kızım, güzel kızım, ağlama artık. Ama ben anneme götür, lütfen anneme götür. Ama kızım, senin annen benim. Niçin inanmıyorsun bana? Hayır, değilsin. Benim annem evde. Eve götür beni, lütfen. Güzel kızım. Şimdi zor geliyor ama bir gün anlayacaksın annen olduğumu. Sana yemin ederim. Hem senin bir de abin var biliyor musun? Abi mi? Tabii ya. Seni buldum. Şimdi sıra abini bulmakta. Onu da çok seveceksin. Nerede peki abim? Hadi gel. Yürüyelim biraz. Abin de başka birinin yanında. Ama yakında gelecek. Seni çok özlemiş. Öyle söyledi bana. Nasıl yani? Sen onu hatırlamazsın ama o seni hatırlıyor. Sürekli Elif, Elif nasıl diye soruyor bana. Sahi mi? Sahi ya. İyisin değil mi kızım? İyiyim. Fatma! Evet Macide benim. Dönmüşsünüz çok şükür. Yoksa bu Elif mi? Evet, kızıma kavuştum. Senden de oğlumu almaya geldim. Şey, girsenize. Gir çocuğum. Gel. Ne yaptıysak olmadı. Ali seni bir türlü unutmadı. Daha küçükken başladık açmaya evden. E küçük tabii. Fazla uzaklaşmadan onu bulup getiriyorduk. E ona niye gittin dediğimizde anamı aramaya gittim derdi. Hep bir köşede oturmuş sessiz sessiz ağlarken bulurdum onu. Doktorlara mı götürmedik, hocalara mı okutmadık? Ama yok. Seni unutmadı oğlan. Okul çağı gelince okulda da durmak istemedi. Bütün arkadaşları 3-4 ay içinde okumaya başladı. Ali'nin okumayı öğrenmesi 2 sene sürdü. Öğretmenlerine sorduk, bir çeşit tepki dediler. Yani mahsus, bize kızdığı için okumayı öğrenmiyormuş. Ya da öğrenmişti de bize öğrenmemiş gibi yapıyordu.
o ara sana cezaevine özellikle getirmedim. Bir de seni görse artık tamamen kötü olur gibi geldiydi bana. Ama sonra olacak olan zaten olduydu. 6 ay önceydi. Bir akşam ekmek almaya gönderdim onu. Bir daha geri gelmedi. Elimizden geleni yaptık. Yeminle yaptık. Polis de aradı ama yok, yok, bulamadık Ali'yi. Elif'e birkaç gün bakabilirsin, değil mi? Bakmam mı Fatma? Peki sen ne yapacaksın? Ben oğlumu bulacağım Macide. Bakar mısın? Bunu tanıyor musun? Hayır. Bir dakika. Çok güzel oldu kafam. Yarın ne yapacağız? Oğlum, bakın bakayım buna. Bu çocuğu gördünüz mü hiç buralarda? Yok, görmedik. Kim o? Benim oğlum o. İsmi Ali. Evden mi kaçtı? Kaçmış, evet. Nasıl kaçmış? Senin haberin yok mu? Ben yanında değildim o sırada. Oğlunun yanında olmazsa kaçar tabii. Ne yapıyorsun sen burada? Hadi sökül bakayım paraları. Sana diyorum kadın, paraları ver hadi. Lan kadın, sana diyorum. Ne biçim şeysin sen? Paraları ver yoksa öldürürüm seni. Öldür be oğlum, öldür gitsin. Zaten bu şekilde yaşamışım ne, yaşamamışım ne. Ne diyorsun sen be? Gerçek bıçak bu, oyuncak değil. Tamam, gerçek diyorum ben de. Hadi vur bıçağı. Allah Allah, nereden çıktın sen ya? Gel otur bakayım yanıma. Gel, evden mi kaçtın sen? Evet, sana ne? Sana ne deme. Anneyim ben. İçim parçalanıyor sizi gördükçe. Niye ki? Şu halinize baksana oğlum. Hayat mı bu yaşadığınız? Sen kendi haline baksana. Bakıyorum zaten. Sizden aşağı kalır bir yanım yok. Sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. Bu çocuğu gördün mü hiç buralarda? Gördüm, evet. Ali bu. Ali? Evet Ali. İşte o benim oğlum. Öyle mi? Sen de çok iyi bir çocuk yetiştirmiş sayılmazsın. Neden? Ne oldu? Senin oğlun kapkaççı oldu. Kapkaççı mı? Hani nerede oğlum, hani? Abla bekle biraz. Saat 1'e geliyor. Birazdan işe çıkarlar. Allah'ım, sen benim oğlumu koru ya Rabbim. O iş çok zor abla. Su testisi su yolunda, maalesef böyle. Murat deme öyle şeyler. Benim oğlum kötü bir çocuk olamaz. Muhakkak vardır birileri arkasında. Herhalde abla. Kendi kafana göre kapkaç yapabilir misin? Onun da bir raconu var. Kim kullanıyor peki benim oğlumu? İşte ortaya çıktı çakal. Ali, oğlum. Dur abla, ne yapıyorsun sen? Bırak beni, bırak, bırak. Oğluma gideceğim. Abla dur, kötü yerler seni. Hiç yoksa 5 tane gözcüsü vardır onun. İşlerini bozarsan hacamat ederler seni. Hadi sen bir şey değil, Ali'yi de hırpalarlar. Onun için bekle, işini bitirsin de gider buluruz. Oğlum, güzel oğlum benim, canım oğlum. Neler yaptırıyorlar sana. İşte tam zamanı, şimdi kapacak. Oğlum yapma. Abla dur abla. Ali. Abla. Ali. Abla dur ya abla. Ne yaptığını sen? Amma hızlı koşarmışsın be abla. Öldürdün beni. Hadi Murat. Hadi götür beni oğlumun yanına. Nerede o? Kaldığı yer nerede? Şurada, sanayi mahallesinde. Dur, tamam bir soluklanayım. Ne oluyor şimdi orada? Burası deli ilminin yeri. Çocukları burada tutuyor. Kapkaç için kullanıyor. Ne? Evet. Baktığın zaman hepsi sigortalı işçi gibi görünüyor. Ama hepsini hapsediyor. Kim bu ilmi dediğin adam? Abi i̇şte bir şey bulamadım. Affet ne olur. Gir lan. Gir. Aman Allah'ım. Tanıyor musun sen ilmiyi? Evet maalesef.
İyi hadi gidelim artık buradan. Görürlerse çizerler bizi. Ben sana Ali'yi bulur getiririm akşam. Diyelim ki Ali'yi getirdin. Peki diğer çocuklar ne olacak? Sen ne olacaksın? Biz bu yolun yolcusuyuz be abla. Biz zaten yokuz. Daha fazla ne olacak bize? Olmaz öyle şey. Abla saçmalama. Gitme oraya. Öldürürler seni abla. Hangi anneyi sorsan yavrum için canım feda der. Anne olmayana bu söz saçmaymış. Boşmuş gibi gelebilir. Ama her anne yavrusu için canını seve seve verebilir. Yapacak başka bir şeyim kalmadı benim. Bana bakın. Aranızda bazıları var. Çantaları kaptıktan sonra içinden bir şeyler aşırıyor. He? Benim, deli Hilmi'nin malını çalmaya çalışıyorlar. He? He? Ya bunun cezasının ne olduğunu öğrenemeyen var mı lan aranızda? Yapma, he? Yapma. He? Ben size söyleyeyim. Bir daha bir kişi bile benden bir iğne çalmaya kalkarsa, he? Bir hafta hiçbirinize papik vermem lan. Ona göre. Anladınız mı lan beni? He? Ha? Hadi vereyim mallarınızı. Hapını alan doğru hücresine. Doğru. Yürü. Yürü hadi. Yürü. Yürü. Eşek herifler. İş olmadığı zamanlarda maymun gibi ortalıkta dolaşmak yok. Eşek herifler. Polis ensemizde lan. Aç. Aç lan. Bir iki haftaya kadar da yerimizi tespit ederler. Yürü. Aç. Aç lan. İki hafta sonra taşınıyoruz. Yürü. Yürü lan. Yürü, hadi. Hayvan herif. Korkarmış bir de. Yürü, geç, geç. Aç lan. Hayvan herifler sizi. Hayvan herifler. Yapma yürü, abi, yapma. Yürü lan. Geç. Maymun herifler sizi. Oturun lan. Gebertirim, oturun lan. He? He? O da kim? Alo. Kimsin? Merhaba Hilmi. Fatma. Ne işin var senin burada? Senin gücünün büyüklüğünü gördüm ve seninle bir anlaşma yapmaya geldim. Anlaşma mı? Ne anlaşması? Şöyle rahat rahat oturabileceğimiz bir yer yok mu? Burada mı konuşacağız? Olmaz mı canım? Olmaz mı? Buyur. Geç. Evet. Söyle bakalım. Benim gücümün farkına nasıl vardın? Sen epey meşhur bir adam olmuşsun Hilmi. Sokaklarda seni tanımayan yok. Kendi çapımızda bir şöhretimiz oldu tabii. Şöhretli olman iyi bir şey. İnsanda güven duygusu uyandırıyor. Öyle öyle elbette. Bana güvenebilirsin. Ama sen bana asla güvenme Hilmi. Fatma! Fatma! Seni öldüreceğimi biliyorsun değil mi? Kaçmaya çalışma. Seni elbette bulacağım. Gel lan buraya. Fatma! Fatma! Öldüreceğim seni. Gel lan buraya. Fatma! Kaçamayacaksın. Macide, Macide. Onu buldum. Oğlumu buldum. Bana yardım et. Hangi deliye saklarsan da bulacağım. Öldüreceğim. Fatma. Ali. Ali neredesin? Ali nerede? Abla papik var mı papik? Hap yani hap. Hap var mı?
Oğlum kaçsanız hadi. Kaçın gidin artık. Ne yapın? Hadi, hadi kaçın gidin artık. Ali, Ali. Oğlum hadi gidin buradan. Ali. Ali. Oğlum. Canım. Canım. Kavuştum işte sana. Güzel oğlum benim. Canım oğlum. Sen benim annem misin? Evet oğlum. Annenim. Hayır, benim annem yok. Bırak da gitti beni. Yok benim annem. İşte geldim oğlum. Bir daha hiç ayrılmayacağız mı? Sen ne yaptığını sanıyorsun kadın, çekil. Gel lan buraya. Gebelenme çocuk. Öldürürüm lan ikinizi de. Çok canımı yaktın kadın, çok. Çabuk defol git. Çabuk lan. Hiç gözünün yaşına bakmadan doğrarım çocuğunu. Bırak oğlum. Oğlum, evladım. Bırak, bırak gidiyorum ben. Tamam, senden bir şey istediğim yok. Tek evladımı ver bana. Şu haline bak lan. He? Sen de çocuk besleyecek hal mi var lan? Çöplükten çıkmış gibisin. Çocuk burada rahat. Dayıyorum hapı. Bir iki işte çevirdi mi yemeğini yiyor. Rahat rahat uyuyor döşeğinde. Alacaksın da ne olacak? He? Bu kadar yıl yüzünü görmedin de ne oldu? He? Ali evladım. Bırak ne olur bırak oğlumu. Hadi bunu bıraktım. He? Ya bunlar ne olacak? He? Onları da mı besleyeceksin lan? He? Gerekirse onu da yaparım. Yeter ki senin elinden kurtulsunlar. Alçakerim. Bırak çocuğumu. Sana göre hava hoş. He? Buradan çıktın mı? Soluğu poliste alırsın. Değil mi? He? He? Bu ne lan? He? İspiyonladın mı lan bizi? He? Al. Al o zaman. Teyze, teyzeciğim iyi misin? Bana bir kerecik anneciğim de oğlum. Bir kerecik. Anneciğim. O çocukları o halde gördüm. Oğlum Ali'yi gördüm. Bir anda nevrim döndü. Belki çılgınca, belki tedbirsizce o işe kalkıştım. Sonuçta bir anneydim. Evlat anneye emanet, öksüz yetim ve sahipsiz çocuklar bütün topluma emanet. Anne evladına şefkat eder. Bu Allah'ın anneye verdiği lütuftur. İnsan anneliği tadınca bambaşka oluyor. Evlat gözünde çok farklı oluyor. Gözü hiçbir şeyi görmez oluyor. Evlat emanetine Allah için görev titizliğiyle sahip çıkmak lazım. Eğer çocuk sevgisi esas sevginin yerini alırsa, o zaman o nimet imtihana dönüşür. Nasıl olur böyle bir şey? Allah insana bir kalp vermiş. Kalp Allah'ı severek ve anarak tatmin olur. Sevgi yer değiştirip varlık öne çıkarsa, o sahibine iptila olur. Artık evladıyla, malıyla, aklıyla, ilmiyle imtihan olur. Bu yönünü hiç düşünmedim. Çocuklara ve oğluma hırsızlık yaptırıyordu. Ayrıca uyuşturucu veriyordu. İnsan aklını yitirince ne dini kalır ne imanı. Bu beni çıldırtmıştı. Eğer o feveranın gerçekten çocukların ve oğlun Ali'nin inancından olmaları, günahlara dalmaları heyecanıysa, bunun karşılığı sana düşer. Fakat polise haber vermen, belli destek arayışlarına girmen gerekmez miydi? Belki olabilirdi ama o anda bunları düşünecek durumda değildim. Sadece bir tek şey vardı gözümün önünde. İntikam almak duygusu mu? Evet. Halbuki esas sebebi biraz farklı söylemiştin az önce. O sebep vardı. Ama o Hilmi'yi görünce intikam hislerim de depreşti. Bu da güzel niyete saplanmış kirli bir kama oldu. Kim bilir? Belki de öldürülerek o bedeli bir şekilde ödedim. Şimdi ne bekliyorsun? Acılarla dolu bir hayat yaşadım. Kendimi bildim bileli ibadetlerimi aksatmamaya çalıştım. Bir de burada iyice anladım ki dünyada çekilen sıkıntılar burada bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. İzin ver geri döneyim. Her anımı Rabbimin rızası istikametinde yaşayayım.
Buraya tertemiz bir kul olarak geleyim. O kapı kapalı. Her insana o hak bir kere veriliyor. En çok neyi temizlemek isterdin? Nefsime mağlup oldum. Bisküvileri çaldım. Sonra yakalandım. Gerçi hayra dönüştü. Bakkal amca bana sahip çıktı. Hilmi'ye intikam hırsıyla saldırdım. Yeterince sabırlı olamadım. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. El uzattığın her insan, şefkat ettiğin her varlık sana şahit olur burada. Ya iyi şahit olmazlarsa ne olur halim? Burada kork korkabildiğin kadar, sanki hiçbir çare kalmamış gibi ve yine ümitle öyle dolu ol ki, seni ateşlere bile sürükleseler, bir an bile rahmeti aklından çıkarma. Korkuyorum, çok korkuyorum. Ne olur Allah'ım, ne olur müflis etme beni. Ne olurum o zaman. Bu iş bu kadar çetin. Bir dayanak, bir medet. Aha. El uzattın, sana da el uzatıldı. Merhamet ettin, sana rahmet olarak geri döndü. Kudret kaleminde ömür mürekkebi sona erdi. Sonsuza uzanan bu büyük buluşmada kimseye haksızlık yapılmadı, zulmedilmedi. Verilen güzelliklerse lütfedildi, ihsan edildi. Dostlara gitmek ne güzel. Güzellikler yurdunun kokusunu almak ne güzel. Tattır bu güzellikleri cümle kullarına. Kurtar yolunun sevdalısı insanları.